Bu paylaşım sohbetinin hedefi eğitim yönetiminin, ekonominin, kapitalizmin cam fanusu altında sürdürülen bir şehir efsanesi olduğu görüşünü paylaşmaktadır. Paylaşmaktır. Çok güzel şeyler dinledim. Ağzınıza sağlık. Nedim öyle diyor. Yok bu şehriçte senin söylediğin Dilber Nedim. Bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana. Yok o sizin söylediğiniz eğitim ortada. Size hayal gelsin. Bu TEDx'lerin hepsi kırmızı diye ben de bir kırmızı bulunsun ya. Söze, sohbete güzel başlayın, işiniz güzel olsun. Bu yazarlar kitaba başlarken ya da bölüme başlarken ya da sunumcular, sunu yapanlar sunuya başlarken böyle bir bilge kişiden etkili bir cümle falan koymaya çalışırlar. İşte Mephisto demiş ki ya da Confucius demiş ki falan gibi. Ben de sizi etkilemek için böyle bir bilge kişiden bir laf getireyim dedim. Size söze, sohbete güzel başlayın, işiniz güzel olsun. Çok ünlü, benim tanıdığım en ünlü bilge kişidir o. Anam Hatice'den. Anam Hatice'den. Hatice anam diyecektim de başka yere karıştırırlar diye. Demedim ona. Size sadece sesi, gözünüze de güzel şeyler getirdim ki işimiz güzel olsun diye. Nere? Haliç. Bütün dünyanın imrendiği, benim ülkemin, İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. Altınboynuz. Evet, Eyüp Sultan da bunun kenarında oturuyor. Ama biz şey yaptık bunu biliyor musunuz? Bu güzel şeyleri evvela bunun yanına bir feshane koyduk. Karşı tarafına da bir tersane koyduk. Ondan sonra ne kadar hane koyduk ve Haliç kokusundan, çöplerden yapılmış adacıklarından geçilmez oldu. Bizim gelenekselen bir iç davranışımız vardır. Evvela kirletir sonra temizlemeye kalkarız. İzmir Körfezi'nde öyle yapıyoruz. Sonra herkes bu güzel yerin temizlenmesi için şeye geçti. Hatta o zaman bir belediye başkan adayı mavi gözlü birisiydi. Beni seçerseniz dedi gözlerimin renginde yapacağım dedi Haliç'in sularını. Olmadı. Ne seçildi ne oldu. Sonra ihale edildi. Haliç'in temizlenmesi işi ihale edildi. Bir Japon firması geldi. Teklif verdi. Bir tek hiç para istemedi. Bir tek koşulu vardı. Haliç'in dibinden ne çıkarsa bizim olacak. Hemen durdular. Hayır dedi. Hayır. Olmaz. Neden? Bizans'ın altın yüklü gemileri burada. Bunun altında yatıyormuş. O nedenle bunların böyle hemen elden Japonlara teslim edilmesi. Hayır. Gerçekten altınlar var mıydı Haliç'in içinde? Şimdi var mı? Ama güzel bir şey buna inanmak. İşte böyle bir şey var. Yani kulaktan kulağa gelir. İnanın folkloriktir bir kısmı. Ama genelde çarpıtılmış, abartılmış, heyecan katılmış hikayelerdir bunlar. Eğitim de böyle bir şey. Ben size bunu bunları getirmeye çalıştım. Eğitimde şehir efsaneleri nasıl oluyor? Bir tane getirdim. Efendim, Türkiye'nin bir köy enstitüsü hareketi vardır eğitim tarihimizde. Şanlı bir sayfadır. Ve 9 yıllık bir süredir Türk eğitim tarihine çok güzel bir sayfa eklemiştir. Güzel kazanımlar vermiştir. Çok şey etmeye gerek yok. O dönemin yani 20. yüzyıl başındaki Viyana İş Okulu'nun bir Türkiye versiyonudur. Katkısı çok büyüktür. Onlara saygı duyuyorum. Ama ne zaman bir 17 Nisan gelse anılma törenlerinde yazılar yazılır basında
geçen senelerde bir tanesini izledim. Eğer köy enstitüleri kapatılmasaydı, ve adamın iddiası şu, bugünkü cari açığımız olmayacaktı. Burada biraz bu işi efsaneye götürüyorlar. Yani neredeyse eğer köy enstitüleri kapatılmasaydı, Ruslardan ve Amerikalılardan önce aya adam indirebilirdik gibi bir şeye girebilir. Böyle bir efsaneye doğru gidiyor köy enstitüleri. Eğitim efsanesi. Ne güzeller söylediniz, siz söylediniz, siz söylediniz, ne güzel, herkes o da mutlu. Şimdi ben de bir ölçü onu karşılaştıralım. İnsan dünyaya mutlu olmak için gelir. Evet, bu böyle. Geçenlerde bir cuma, yani namaz öncesinde bir vaiz çıkmış oraya, bir kasabaydı, köyde hatta. Çıktı böyle cemaate bir baktı, yanacaksınız dedi. Öyle de bir yanacaksınız ki. Biz niye yanalım? Biz mutlu olmaya geldik bu dünyaya. Kimseye bir şey ettiğimiz yok. Niye yanalım? Ay. Biz dünyaya mutlu olmak için geldik. Bu yollar, bu eczaneler, hocamın dediği o psikolojiler, hocamın gitarı, hepsi. Evet. Hepsi bizim mutlu olmamız için. Mutlu olalım diye. Bütün şey. Bak ne bize gülüyorsunuz da mutlu olmak için. Ne yapalım peki bunun için? Gerçi epey şey verdi ipucu. Umudumuz eğitim. Olursak buradan olacağız. Mutluluk burada. Umudumuz eğitim. Acaba gerçekten eğitim insanları mutlu ediyor mu? 7. sınıfa giden bir öğrenciye dedim ki, nasıl dedim, okulda tatil ettiler, mutlu musun? Evet dedi. Okulunu seviyor musun dedim. Karadeniz'de kendisi böyle. Ha okul dedi, sevilir mi dedi. Okul sevilir. Umudumuz eğitim. Gerçekten eğitim insanları mutlu ediyor mu? Milli Eğitim Bakanlığı böyle tanımlıyor. Sayın Hocam Ziya Bey'in zamanında azıcık onların yanında yöresinde yetişmeye çalışıyordum. Yazıyorduk hedefleri. Bir yere geliyorduk. Dedim ki mutlu bireyler olarak yetiştirmek. O jüriden birisi çok itiraz etti. Ne dedi? Yani okul dedi mutluluk yeri midir dedi. İtiraz etti adam ama sağ olsun koydular. Mutlu. Evet. Bedensel, zihinsel, ruhsal. Bu 2015-2019 stratejik plandan alınmıştır. Ve ilk defa Milli Eğitim Bakanlığı karakter kelimesini kullanıyor. Lazım oldu büyük ölçüde. Evet. Ben bütün seminerlerini dünyanın en tehlikeli adamı yetkili karaktersiz adamdır. Çok tehlikeli adamdır. Allah korusun. Evet, mutluluk eğitimin hedefi olmalı. İyi bir eğitim kişisel, toplumsal mutluluğu artırmalıdır. Evet. Acaba gerçekten eğitim mutluluğu getiriyor mu? Gittim, yani var ya istatistiklere bakın diyordu. Ben de gittim baktım. Devletin istatistik enstitüsünün şeylerine. Eğitimi en iyi olan illeri bulmaya çalıştım. Antalya, Tekirdağ, İzmir. Türkiye'de eğitim düzeyi en yüksek iller. En son üçüncüsü de Urfa, Mardin, Şırnak. Peki bunların mutluluk araştırması da var. En mutlu illerimiz neresidir diye baktım. Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt. Hiç alakası yok. Eğitimcilere de mutluluğun hiç alakası yok. Yalnız hocam sizinkine yakın bir bulgu var. Gruplar arasında mutlu olanlar daha çok üniversite kesiminde, üniversite öğrencileri. Onların mutluluğunu ben gittim sordum soruş kendilerinden birebir. Birinci sınıfa gelenler diyor ki hocam bir sene çalışmayacağız, yatacağız. Soru çözmekten bir hal olmuş. Son sınıftakiler de oh bitiriyoruz buradan çıkıyoruz şimdi.
iki grup da mutlular. Öyle bir mutluluğumuz var. Eğitimin pek mutlulukla şeyi yok gibi geldi bana bütün bunları. Ha. Bakanlık diyor ya bedenen, ruhen sağlıklı bireyler yetiştirme. E bedenen ne yapacak? İyi beslenmeler için üzüm, kuru üzüm, incir, mevsimine göre efendim söyleyeyim yumurta, evet fındık verdiler bir sene hatırladığım kadarıyla ve bolca süt. Evet. Bunlar acaba gerçekten çocuklarımız beslensinler olsun, onlardan çoğu bunları yiyemiyor diye mi? Hayır. Üreticiler bunu satamadılar. Ellerinde kaldı. Sübvansiyon yaptılar. Devlet sübvansiyon yaptı. O nedenle bunları iyi görmek. Bu bir efsane, bir şehir efsanesidir. Şey. Bir de bu var. Okul sütü, akıl küpü. Bu başlangıçta siz hatırlamazsınız. 70'li yıllarda süt tozuydu bu. Amerika'dan gelirdi. Kaç eğitimci, kaç okul müdürünün başını yesirmiştir o. Evet, çünkü peşinde bütün pastaneler bilmem neler. Evet, sonra solcular bir yaymaca yapıyorlar. Bunları Amerika göndermiş, bunlar bizim beynimizi durdurmak için falan. Şimdi bu süt geldiği zaman da problemdir. Belli telefonu, hocam bizimkine verme, içmesin, karnı ağrıyor. Öbürü kusuyor falan. Hayır, herkes içiyor, o da içecek. Niye içmez? Yazarı Bahri Karaçay. Kitabın adı Bir Yaşamın Temeli DNA. Öyle. Karaçay Erzurumludur. İyi saz çalar, güzel bar oynar. Ama şu anda Amerika'da bir hastanenin yöneticisi. Hayatın sırrı DNA, TÜBİTAK yayınlarında. Eğer elinize geçerse 69-65 o sayfalarda tahmin ediyorum. Kendisi DNA, genetik üzerine çalışıyor. Türk insanının genetik yapısı süt içmeye müsait değil. Öyle uzağa gitmeyin. Kim akşamları süt içiyor? Bir elini kaldırsın. İşte birkaç gelişme aşamasında olan ki. Türk insanının genetik yapısı süt içmeye müsait değil. Onu uzun uzun okul öncesi eğitimini ama anlatan. Çocuk doğduğu zaman bir gen açılıyor. Bu anne sütünün çocuk tarafından kolay hazmedilmesi için bir hormon üretiyor. Çocuk büyüdükçe bu gen kapanıyor. Amerikalıların bu geni kapanmamış. Onların geni bozuk. O nedenle böyle bir durum var. Evet, orada kaynağını da söyledim size. Sonra giysiler kuruma bağlılığın, kurumsal kişiliğin gelişmesi açısından önemlidir. Ayrıca işe de uygunluğu söz konusudur. Evvela siyah önlük, siyah yaka değil. Sene 1942, gri önlük, beyaz yaka. Yoktu başka. Başka yoktu. Yani bir siyah bulma imkanınız yoktu. Mavi yoktu. Benim nüfus cüzdanıma yazmışlardı. 2 metre bez verildi diye. Evet, Türkiye öyle bir yerden geliyor. Öğretmenim, onu çocuklara verin. Sonra siyah önlük, siyah yaka. Bir Milli Eğitim Bakanı geldi rahmetli. Maviye çevirmek. Nedense bizim karalarla bir sıkıntımız oldu bir ara. Kara tahtadan, kara önlükten falan, hatta sobaları bile yeşile boyamaya başladılar. Sınıflardaki sobaları yeşile. Sonra mavi önlüğe dönmeye çalıştı. İstanbul'un Sultanahmut'un bütün esnafı Ankara'ya doldu. Elimizdeki bu mallar ne olacak? Eğitim spordan da daha önce ekonomik bir alandı. Çok önemli şeyleri vardır. Sonra bu forma işte bu çocuklara biçimi efendim formanın temeli bizim askeri kökenden gelmemizdendir. Forma
üniformanın amcası oğludur. Yani şey, evet budur. Biçim olsun, tek tük giysinler. Kim bir de şey uyduruyorlar, işte fakir zengin belli olmasın, çocuklar aşağılık duygusuna kapılmasın. Hayır, çocuk o yaşta bilmeli ki bazıları keten giyer, bazıları saten giyer. Yani bunu bilmeli çocuk. Sonra bakanlık da bu işte çok bunaldı. Giy dese bir türlü, giyme dese bir türlü topu okul müdür okullara attı. Okullar velilerle görüşüp karar verecekler. Yalnız okul müdürleri dürüst davranmadılar. Onlar çünkü formadan yana. Ve sanki velilerden aynı yapılmış gibi anketler düzenlediler. Kolay, evet, otur o müdür odasında doldur. Ve dediler ki veli şey istiyor, forma istiyor. E nasıl forma olsun? Valla olsun işte, böyle olsun. O yüzden ben internetten buna tıkladım. Şeye de geldim, okul giysileri diye girdim. Görseller diye tıkladım. 800 bin küsur görsel çıkıyor. Türkiye'nin moda sanayinde en zengin alanı bura. Okuluna, tipine görseniz Selçuklu modeli var, Osmanlı var, Amerikan var, minisi var, hepsi var. O nedenle bu bakımdan çok zenginiz. Böylece bu eğitimimizin bu soru, çocuklarımızın PISA'da başarması için bunu da hallettik yani. Ne derdi? Çocuklar da biliyor musunuz servis şoförlerinin en büyük korkusu ne? Her çocuğun kendi mahallesindeki okula gitmesi. Allah vermezse böyle oldu mu sistem çöker. Hocam 85 bin araç var Türkiye'de çocuk taşıyan. 1,5 milyona yakın çocuğu devlet taşıyor. Yaklaşık 7-8 milyonu da özel sektör, anne babalar taşıyor. Artık çocukların mahalle arkadaşları yok. Servis arkadaşları var. Daha da kötüsü, bir sınıfta 5 saat Türkçe dersi görüyor çocuk. Aynı çocuk haftada 10 saat servisçi amcanın dersini görüyor. Şoför, polis şoför ilişkisi nasıl olur? Trafik kuralları nasıl ihlal edilir? Diğer şoförlerle nasıl mücadele edilir falan? Bunları orada öğreniyorlar. Ayırdılar dersleri, okulları ama olmaz dediler. Yani daha yeni yetmeyle öbür çocukların bir arada olması, herkes doğru dedi. Sonra serviste bunları bir araya getiriyorlar. Böyle bir mücadele içindeyiz. İşte bir gün servisler kalkarsa bu oto sektörü ne olacak? Evet, şu anda Türkiye'de bir marka bugüne kadar en çok okul servislerinden satış yapmaya başladı. Enteresan bir alandır eğitim. Başkan, deniz dalgalı, dümende kaptanlara ihtiyaç var. Yani şey, eğitim olayı zor, karmaşık ve sıkıntılı. Eskiden iyi yöneticiler tarif edilirdi. Eğitim efsanesini yönetmek için planlı, programlı, kaptan tipli gemisini pusulasıyla fırtınalardan kurtarıp Esenlik Limanı'na ulaştıran kaptan tipli yöneticiler eğitimi bir yere götüremediler. Hep karaya. Zaten bu tip kaptan yöneticilerin de modası geçti. Gerçekten çağdaş yönetimde bunların yeri yok. Ne var onların yerine? Sörf yapan yöneticiler. Bu bakımdan Milli Eğitim Bakanlığı büyük bir performans içindedir. Değişen dalgalara göre sörf yapıyor. Evet. 8 yıla rotasyon olmaz. 12 yıl. Hayır. 10, 14 yıl. Hayır. Karılırlık. Sörf yapacak. Güzeldir. Doğrudur. İyidir. Değişen şartları gözüne alıp gelen dalgaya bak. Altında kalmayacaksın. Önünde sürüklenmeyeceksin. Evet. Onun için bu dalgalara uyum yapıyorlar. Sörf yap.
Evet, bu bizim en son eğitim yöneticimiz. Dalgalardan sörf yaparak burada 2023 yılına bizim hedefimiz var konulmuştur. Ben onu sarı yazdım, kırmızı yazamadım. Sarı biliyorsunuz tehlike işaretidir. O bakımdan orada bir kuşkumuz var. Evet, maalesef işler iyi gitmiyor. İşte eğitimi o hedeflere, sörfler, dalgaların üzerine bu karmaşık dünya, karmaşık olaylardan götürmeye çalışan eğitim yöneticileri. Hocam en sonundaki slaytlarım görünmedi. Bu suikast kime? En sonunda ben size demiştim onu sıralamasına numara ekleyelim diye. Peki. Ateşe çıkalım. Profesör Doktor Hacettepe Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi. 80 yaşındayım. Ne iş yaparsın derseniz Türkiye'nin her yerinde insan kaynağının karakter boyutunda gelişmesi için çaba sarf ediyorum. Bu toplantı bana çok şey öğretti. Size çok teşekkür ederim sunumlarına. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Eğitim kapitalizmin cam tavanı altında bir şehir efsanesidir. Ne üreteceğimizi, nasıl üreteceğimizi, kim öğretecek, hangi psikolojiden yapacağız, bunu bize kapitalizm getiriyor. Ben bunu sizinle paylaşmak istedim. Müzakereye açıktır. Doğruluk iddiası yoktur sözlerimin. Saygılarımı sunuyorum.